Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala hayrı halkı Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Peygamberler kıssalardan bana bugün inşallah Nuh aleyhisselam'da kıssası yetkiyen bulduk. Ötken seferki sıfatımızda biz Adam aleyhisselam'da yani yeryüzde ya hayatı bundan ki Şiis ve İdris aleyhisselamlarda hayatından tanışı çıkan bulduk. İdris aleyhisselam'ın hayatı gibi bir müracaat kıladığım olsak şuna sana gördük ki Kullu nefsin zâikatul mavt dedi Allah Teala. Her bitti can egesi elbette ölüm şerbeten tat göçü dedi. Yani bu hak peygamber olsun, hak adlı insan olsun, boy olsun, kendiler, yaş ya ki harb olsun, elbette ölüm şerbeten tatışlı yine. Bana Allah Teala Kur'an'da merhamet olarken eken. Hatta İdris aleyhisselam bana şu ölümden kaçışlı yine sebebi şu oldu ki İdris Aleyhisselam'ın zamanında yaşayan hemen adamlar kapatırken savaptı. Allah da Allah İdris Aleyhisselam'ın her gün yazıştığını madakı gende uzara ömür görüştüğü payda bu kaldı. Lekin Allah da Allah'ın takdiriyken hani şu özgün muhakkak kılınken farişlerle turuncu osmanı kütarırken de canı hani şu turuncu osmanı alındı. Ve rafa'nehu mekânen aliyye dedi Allah da Allah. Buyurdu oturgenler 100 yıl bunun bırakmamızı yok dedik. Yeryüzü de. 100 yıldan ki bu vatamız kalmayız. Peki bir yansı olsun ki insaniyet hani şu ölüm degen Allah Teala'da bir biri yapmayken takdir niyetten çıkarıp koyken de kimliğini ve dünya gene mekikeni niyetten çıkarıp koyarken. Allah Subhanahu ve Teala dünya ki imtihan geçen yanıcımızı niyetten çıkarıp bir yalan katardı hegen olsun. İnsanlar bir neçe kısım gibi bunlarken. İnsanlar varken dünyada yaşaçlı yuvalayını da bizi cennetimizden, dozakımızdan bana şu dünyada derken. Bunlar kafirler iken. İnsanlar varken bu dünya ahiret diyarını ikinci zarı da kararken. Yani bana şu ikinci zardan gözünü darul bakaltı ki ebedi bugün maskenike abket adı amellerle navara bularken. Yahya ibn Zekeriya'da o adı ki iblis gelirken. Hadislerde rivayet edilmedi. Ve Yahya aleyhisselam iblisten soruyordu. İblis senlerde huzurunda biz insanlarda neç tayfa gidilersiler. İblis aleyhisselam ayetledi ki sizler insanlar tayfası hızlı. Biz iblis bunlar şeytanlarda huzurunda üç gönlümüz. Bu tayfası şuna insanlar ki insanlarda bu tür sizlerde yaşıbarlarıyla da koludaki top sünger olan bizi kolumuzda. Hakla gelişimizi kıldıramız olarak. Bunlardan ki önümüz de o. İkinci tayfası sizler yoksaken peygamberler, onlar masum. Allah Teala onları da bizden saklayıp koyken, onlar da hiç kendi bir ölüşümüz yok. Üçüncü tarifası, bu en ağırı, bu şimdi insanlar ki, biz onları bu yağından ötüp, bir yağından ötüp, günahkâ çakıramız, günah kıldıramız, hacetimizi kaza kılıyla kursan kurturken payette, Allah Teala'yı kaytardı da, istiğfar etti de Allah Teala günahını geçirverdi. Ne onlardan ümidimizi üzülden koyamayız, ne mahrem yapışından olamayız. Biz elhamdülillah onu kafirlerden kınadı Allah da Allah sıbamız. Peygamberlerden kınadı. Yeni bana şu üçüncü tarifa buluşurken hareket kılışımız gerek ki insan bazıda bilip bilmesinden günah kılarken ve Rabbisi'ye kaçtığı gibi lan Allah da Allah keçir uçurken yine kaparırken. Kur'an'da Allah da Allah'ı bana 99 ismi sıfatı zikir kılınken olsa Rahman-ı Rahim, Gafur-ı Rahim ayetlerde ahirte zikir kılınken bana şu Allah Teala'nın isim sıfatları Kur'an'da en kök zikir kılgeni kast edesek Gafur-u Rahim degen sıfatını kazanmış eken. 56 madde bana şu Gafur-u Rahim sıfatı zikir kılgen. Hiç kaysa isim sıfatı bunçalık kök zikir kılgenmez. Cennetli hiç kim amel kirk kişi ki çipayakı mıydı? Meğer Allah Teala'nın rahmeti olan ora bölgende yine kiremez. Çünkü paraladıklarımızı Gafur-u Rahim eken gidesen çıkarmayalım ve tavbada dolmayı bulaylık. Düğünün sıfatımızda biz Nuh Aleyhisselam'ın sıfatını yerleşeğimizi verdik. Bana İdris Aleyhisselam Kabul'da zürriyatını kırıp taşırdı. Yeryüzde fakat yakşılar kaldı. Bana bazı da şunlar oylar kepaladı da eğer yeryüzde yana adamlar bulmasa ne olurdu ki? Bir taraf yukansak hem bir Allah'dan kokadığın takvadır bu kasa kanına hayal bulardı ki degen bir hayaller gelirdi. Eğer şuna bu koyan diyen, İblis ki Allah subhanahu wa ta'ala kıyamet geç yaşayışını iki muhlak verdi. Ana şu yaşlı adamlar içinden yani yanmaları çıkardı olur geneken. Adam aleyhisselamdan keyin, Nuh aleyhisselam geçen 1000 yıl ötken. Bana şu 1000 yıl içinde adamlar şirk getirmeyen Allah ki. Hemen tazlıkta koyan.
Kâne nâsu ümmeten vâhide dedi Allah Teala. Ha, adam olur şey bugün. Başka mayda günahlar bugün. Lekin Allah Teala keçirmeyecek şirk günahı bugün. Çünkü Allah Teala yaptı. Nuh Aleyhisselam geçen insanlarda hamması bitti ümmet. Tâfid ümmeti bugün. Nuh Aleyhisselam'ın kıssası da insaniyat hayatıca şirk kayıtkan ve kirke yani hakkında malumatlar kirli. Bana Allah Teala Kur'an'da merhamet kıladı. Sadı billah. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَاءً وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوْقَ وَنَصْرًا. Yani özüyle alihiler bugün vud, suva, yağus, yağuk ve nasrada herkes koyduyorlar dedi. Nuh Aleyhisselam dağdaki taşı. Bu kişiler kimler bugün? Bana şu adet ismetini ekleyen Vard, Suva, Yahuz, Yahud ve Nasr. Bu kişiler Nuh Aleyhisselam'dan evvel yaşayan salih kişiler isimleri bugün. Şirk kandaki bugün insaniyat hayatı gel. Çünkü itibar vererek. Bu ana şu isminizi kesinleyen beş de insan özünün zamanasını zor anlamaları, salih kişileri bugün adamlar da Allah Teala'ya tarih kılıp davet kılıyor. Ve her bittesini özüne davet kılabiliyen cahil koyuyor. Yani vart veren adam, bana köçene nargi başı da nasıl aksa, davet kısa, yani bittesi ondan da orada. Bunlar bana şu beş ile kişi, özüne ömrünü yaşayıp tüke ötüp etkenlerden keyin, iblis, ana şu, bunlar ötüp etkenden keyin, ana şu beş ile kişinin zamandaşları bulan kişilerde, insan suratı da kevrede etti ki, geliyorlar. Bu adamları da isten çıkarmayalım ki. Bizini Allah'a davet kıyandılar. Onlar da namiyetinden çıkıp gitmesi için anaşılar oturup bizge tam nasihat kıyan cahilerde ışılarda namiyetini atak koyuyorduk. Yani palancının taşı, palancının daraktı, palancının dövme döktür. Bana şu beş dağlandı namiyetini beş dağlandı namiyetini koymuştu. Bu cin, bana şu Allah, bana şu beş elek kişinin tanıyan Allah. Tırık payetinde bu cahilerde ibadet kılınmadı. Çünkü bunlar ana şu beş dikiş hakkında ilmi vardı. Şimdi yine bir şey aradı. İbadet kılışmadı. Lekin bunlardan keyin gelen Allah ilimden, malumatla haberdar bu mefagenden keyin, ilimden mahrum bu mefagenden keyin iblis geldi de ana şu beş elek kişinin cahilerde bunlar sayırlar kılış aradı. Ayet bayramdan da çok kılış aradı. Göçüde oturuyan paylarda da ana şu kişilerin hıyan parmaklarını ihlaşıp ana şu cahada tayyiyahlar payda oldu. Yani birinci Allah ne bakımadı? İbadet kımadı o cahada. Şimdi keyinge Allah keyinde iblis etti ki bırakın ama ata babalarıyla bir gönlüme getirdiler. Ular bana şu cahalarda sığınardı. Dediğim bana şu beş de kişinin ismi ular için oğlu haladın onu yerine kaldı. Bir de bu kadar yanıta şu ki İblis, adamlar da buzuşluğunda tarlayan uslubunu görüyor. Sekin sekinliği bile buzu yaptı adamlar. Özü adatta bir nesanın kuruştan göre buzuş osama buladı. Lekin İblis bile de buzuşluğunda sekin sekinliği bile kılıyor. Birinci Allah bile yaşım olarak duruyor. Normal ayı top verişiyor gibi dedi. Razı buluştu. Keyenge Allah sekin yanında sabır kıptır da acaba. Keyenge Allah ilimler bir haber bu gelinen ki ulan da sığındı tırtaşadı. Düşünün, biz atafımızdaki adamlarda Allah'ın dinine çakırırken payetimizde, adamdaki dinini tanıtırırken payetimizde, bana şu nesilden kulası alıyorduk. İblis sekin sekinli yolu buna muzuttu. Buzuşluk, Hazreti Yapız, o zaman burada kuruşluktan. Şimdi kuruşluk, kuruşlukça hareket kılırken adamlar şaşırmasını ileri gereği buladı. Hemen hızlı yanaşın maşinlerinin künüşleri buladı. Dinlemez mi? 8'de uzunluğu ne çoğulardı gelken toplamda? 49'u ne çoğulardı? 36'u ne çoğulardı? Neme gücüne buluşun buladı? Neme gebelik kendisinden kısık olu yaptı? Neme ge farkı var buladı? Çünkü bana şu külüşler tahtadı gön, gelken ezberlerde kuvvetliye karakteri belgelen geldi. İman geldi ki evet, namaz geldi ki adamda 36 külüşünden tahtı bulmuyordu. Çünkü bunu hiçbir kez inge çıkardı. Şimdi demez mi? Sizki 19 külüş yokmayan olsa o en de 8 o. Böyle gelme değil de, en sol dersliydi, çöntürüşlüydü. Bundan o sarayı onu bölmeyeyim ben elinde. Peki, mi aslı olsun ki en namaz yekirip rezbası 6 boyu adamdı, geldi köşeden tatlı reken adamları yormasın işimizde. Zor anıza kadar.
İblis bu şeyde tekin tekinliği de kollattırmaz, tüzelçiliği de sizlerden tekinliği de kollaşmanız gerek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de hadislerde gelirdi. İnne hâdâ dîne matîn fâvgul fîhî bir rizk dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu din müstahkem, ağır din. Tekinliği bilen kiriler bunge dedi. Hadis gelirdi eğer işitmeyen bu sek. İnnel mumbatte mâ azdan kata ve la zahran abkâ dedi. Hadis devamında. Otta tınırsız şaltır etken adam, ne manzuliyet de baradı, ne ot tırık oladı dedi. Maksat araşı optimini mazlige tuvalışı buladığın olsa ot çarçaya mağazı dam veriş gerek. Bunu soğuk iş gerek. Çünkü bu karavaşı yıkılış gerek. Keyin sefer devam et adı. Allah da oladı ağır bugün. Allah da oladı müstahken bugün bu dini de ot çarçaya olsa uzak kadar olmaya kalamaz. Bu dinde tabiatı, bu dinde ruhu şuramda kayacak. Tekin tekinlik. Demek insaniyet Nuh Aleyhisselam dağrı geçe şirk keltirmeyen. Madde günahlar bo'lgan boshqa günah, lekin shirk keltirmagan. İblis insoniyatning ichiga mana shunday uslub bilan shirk tortib keldi. Yuqoridagi oyatda sharh mana shu bo'ladi. Nuh alayhissalom davriga kelganda yer yuzida birorta muvahhid Allohni bitta degan kishi qolmadi. Faqat Nuh alayhissalom tavhidda bo'lgan. Nuh alayhissalom ulul azm mina rusul, ana shu payg'ambarlar ichidagi eng ulug'lardan bittasi. Beshta deyiladi ular. Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Nuh Aleyhisselam insaniyette ikinci atası, ikinci adam değiller. Nuh, İbn-i Lamid, İbn-i Muteşalih, İbn-i İdris. Yani İdris Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'da babasını atası buluyordu. Bu kişiler yüzle birler yaşardılar. Nuh Aleyhisselam, min yıldan ona artırarak ömür görgendir, rivayet kılınken. İmam Buhari zâkeyye hadis Abdullah ibn Abbas'tan rivayet kılınadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmet kıldılar. Adam bilen Nuh orası da 10 asır öttü. Yani Adam aleyhisselam bilen, vefatı bilen Nuh aleyhisselam da peygamber bu yuvarı göçe 1000 yıl öttü. Ve hamması tavhidde bugün. Yani şu 1000 yıl içinde insaniyet hamması İslam'da tavhiddeydi. Nuh aleyhisselam Allah'ın dinine adamları davet kılıçdığında en katta bir güçlü sarkıldı. Allah Teala bana Nuh suresine merhamet kıladı. Estaizu billah. İnna arsalna Nuhan ila kavmihi en anzir kavmeke min kabri en ye'tiyehum azabun alim. Elbette biz Nuh'unu özüne kavmige, ularge alamlandırıcı azab kevut şekilden avval agahantırısın de bübar deydi. Yani bir Nuh Aleyhisselam kıssası bir etibar verebilen cevabımız, başka tarihler kıssalar inşallah okuyor muyuz Allah adı kıssa? Köbrak ulamaları şarkı, hadisler bilen kegen kıssalar. Lekin Nuh Aleyhisselam hakkında fakat Kur'an'da o ayetler kegen. Yani hadis elçilikte hacet kana yaptı. Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını, bu kıssanı bir ulu ilgiden Kur'an'da cüdük yok orunda o ayetlerden nazil kegen buldu. Bu kişi kavmır davet kıldı. Ey kavmım, men sizlerge açık agahlantırmışım ben. Allah Teala ki ibadet kılıyorlar, ondan takva kılıyorlar ve iddia kılıyorlar. Sizlerde günahlar ileri keçirirdi ve sizlerde malum bir acelge yakın keçirtirip duradı. Albatta Alloh taolo ajali kelgan paytda hech kim uni qaytarishdagi hozir bo'lmaydi agar bilsanglar. 950 yil davat qildi Nuh alayhissalom o'zini qavmini. Kim 50 yil umr ko'rmay o'tib ketyapti? 950 yil. Ertayu kech bitta qalamcha davat qildi, yopatgan davat qildi, pishirgan davat qildi, oshkoriya baqirgan davat qildi, lekin bularni Alloh taolo qalbini hidoyat qilmasa 950 yil payg'ambar qo'shnisi bo'lib turib La ilahe illallah diyemesini ölüp geçen insanlar bu oldu. Bana Rabbisi yıkıgen şikayetinde Nuh Aleyhisselam aytadı. Kale Rabbi inni da'utu kavmi leylen ve nehara felem yezidukum duai illa firara. Parvardigara men kavmimi leyle nehar kündüzü yan keçerse yan davet kıldım. Menin ularge bugün davetim menden fakat koşliğe sevap oldu. Kaçanı ki men ularge davet kıyken paydımda darmaklarını kulaklarına tıkvalıştı. Ve köyleyleri bilen etekilerden yüzlerine tutuştu ve kibir kılıştı. Sonra ben ulan aşkına davet kıldım. Sonra ben ulan mahvi davet kıldım, sırrı davet kıldım. Ettim ki Rabbilerine istiğfar ettiler. Elbette Allah da Allah. Havbaradı kabul kılışı bu genzal. Siz bilen bizi Allah da Allah. La ilahe illallah degen nimette şimdi hediye kılıbı verip koydu. Kimimiz hoşumuz peygamber? Kimimiz peygamber zamanı yaşayarsınız? Allah Teala siz bilen bizlere verilen en katta nimeti bu. La ilahe illallah degen nimet. Bunu kabirge tamam yapmaz.
Karakterin 950 yıl devam edildiğinde en köpü 80 adam iman getirgen eken. En azırlarda 10 adam iman getirgen eken. 100 yıl bitirden doğru geliyor. Bunu ne de yani? Allah haklayan bandasıyla iman da yani nimeti vererken. Naşir oturken Allah Allah şu nimeti verirdi mi? Naşir biz yurtumuzda yaşayken kelime görürlerken iman nimetini verirdi mi? Allah Allah kesten merhameti bulur. Nuh Aleyhisselam kavmini davet kıldı. Ve bu daveti fakat Allah'ın itaat kısaylar, ahirette mükafatlı arasılar ve mez. İslam dini ve eltilingen hükümlerine amel konulabilen olsa, onu semerası şu dünya hayatı den verilirler. Ama kuyudaki ayet bunu yakal hüccet olur. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Ben kavmini ettim. Sizler Rabbilerden günahları keçirişini soruyorlar. Allah günahı keçirişi bu genzal. İstihbar etkence Allah-u Teala 5 tane sana vardı kılır, dikkat kılıyorduk. Yani biz etken Subhanallah, Elhamdülillah, Allah-u Ekber diyeklerimizde ahirette olan mıdır acırdı? Lakin dünyada hayatımızda kendilerde bir faydası var mı? Bekin sabah olsa kulak saptırıyorduk. Gürsün istemâ aleykum midrâra ve yumzidkum biyanvâri ve benîn ve yecellekum cennâtin ve yecellekum anhâra. Sizler istihbar etkiler diyorlar Nuh Aleyhisselam. İtibar verelik, bana şu ticaretimizde, bağırağımızda, bağırçakamızda, bağlı dünyamızda kanaka tasarı var buna. Gerek biz, Kur'an'da her bitti ayetini hakla kabul kıyamız. İman getirdiğimiz bunca. Eğer şu davayımız olsun olsa, kalbimizde şak olmasın, kulak saptırelik. İstihbar etken bandasıya Allah da Allah. İstihbar etseler, üstlilerde yamgırlığı buluptu yönetemem miydi? Ve sizlerde mağlı dünya bilen, bolaçaka bilen kuvva bilen diremen. Ve sizlerde anharlar ileride toldurup su bulan akız hemen, boğur ağlar diremen. İtibar verin, yağmur yoksa yurt yüzüden. Bolaçaka pul bulsa, boğur ağ zor bulsa, daryada tolu su aksa, neme gereği yine? Neme gereği bitti insanca? İnsanın soruya genelde şu, bolam çakam veriyorum kız mı? Bu verilecek 5 denemek 2 tane arada tüketi yaptı. Biz şuna sana kuvvalar büyüyüp, İbadet ibadet kılıp, keçeni künge ulat, ibadet kılıp, mehnet kılıp, ticaret kılıp. Lekin istihbarı koyup koyarız bir çekeye. Biz 10 saat işlemekten, 8 saat işlemekten, yarım saat asfakullarla koyalım da Allah sonra verip koyarız bir yakınca. Eğer bak bu ne kadar yaklaşık bir yakınca duyan olsa. Hadisler bekledi, kim istihbarı özgü lazım tutsa bize Allah da Allah. Allah dedi, tarlıydan keyinliki çıkaradı. Ve müşkülünü asan kıradı ve kütümegen cevabı rızkını verip koyardı dedi. Bizi etikadımız kanı bunun üstüde. İstifadı tınımsız açıyoruz. İstifadı mı? Estağfirullah ve atubu iley. Estağfirullah kıyınmaz. Kıyınmaz. Biz 100 metre estağfurullah da koyana göre 2 saat sonra götürüyoruz maşinamızda. Doğru mu? Çünkü o şekilde çıkanımızda bizde nam var. Bu kelimenin ayeti oturursa bizde nam yok. Biz kelimenin ayeti oturup kolumuzu sakınına tıkıyor. Allah Allah beri orada. Peki niye aslında olsun ki biz bana şu maddi terbiye aslında bir tatlanıp kaderliğimiz için tevabın alakımızı uzunu koyuyor. Sılar istihbaratıyla Allah sılar üstüyle yağmur derdi. Sılar da malı dünya buna bala çakalına kuvvetlendirdi. Sılar da bağırarlardı verirdi ve sılar da anharlardı verirdi. Demek ikintikini bu arada ne kılış gereken? İstihbaratçı gereken. Balan çakam diye kalanı ne kılış gereken? İstihbaratçı gereken. Şuna ben on kulağa kulağa, son kulağa işlevelik, yazvelik. Özürümüzde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana avali ahir günahları keçirgen kişi künüge 100 metreden 70 metreden istifar etken bir oturgen de. O günahları keçirgen kişi. Ha bizde Allah sallallahu aleyhi ve sellem günahını keçirişi yine taşkarı 5 tanesi vermen de ne yaptın mı? Kendin mi istifar etken? Bir arada istifar etken bu şey vaxtlarda Nuh Aleyhisselam'da davrada bir kafir padişah yaşayan. Bu kafir padişah Nuh Aleyhisselam bilen hiç kimi gəbləşməslikke tarif qiyen. Allah da Allah'a geçir ki, Nuh Aleyhisselam, قَالَ نُوْهُ رَبِّ اِنَّهُمْ أَصَوْنِي وَاتَّبَوْ مَنْ لَمْ يَزِيدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبْرًا Parvazıgara, onlar menge asib oldu kavmi. Onlar malı dünyasını, bala çakasını ziyade kimidiyan yitak kılıçtı. Ve menge karşı makersiyle kılıçtı. مَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ Bunlara makir kıldıydı Allah Teala. Bizden makir kıldıydı. Makir deyin yasını Allah kılar dedi.
İnnehum yekiduna keyde ve akidu keyde fe mahilil kafirina mihilhum ruvayda. Ana şu kafir padişah özünü kavmına hüküm çıkardı. La teferun alihatakum ve la teferun vadden ve la suvan. Ana şu beş de ağlakayları koymaylar. Nuhke kulaklamaylar. Sizler ana şu butlar gibi balasıl oluyorlar. Padişah tamamdan şirk gibi büyürüldü. Nuh Aleyhisselam'ın iman getirdiği ana şu 10'daki 80'de kişinin muzamı ekseriyeti kembağa beçara nazıvanı kişileridir. Yani adatta peygamberler kim öyle iman getirdiği? Kanlı kutsakatı adamlarca o kutu akıya yorulma kendi nezer eder. Çünkü hem yazılım akıllı yaptı, pulu bile halkılı yaptı, tanışılışından amalı bile halkı orayken buladı. Adatta Allah'a muhtaçlığı gibi adamlar iman getirdiği. Nuh Aleyhisselam'ın aksiyat iman getirgenler kembağal beşaralar buladı. Şimdi acayip bir şart koyardı bu paşa. Ay dedi ki, mali biz kılgınlığı davet kılışı ki ruhsatan verarız. Sen bilen yaklaşık oturarımızda, bihtimal seni imanım kesirarımız. Fakat bir de şartımız var. Ana şu atrafındaki kembağal kalanı kasan kişilerde ne arıklasan? Ular hor, biz azızmız. Ular paz, biz balatmızdır. Ular da Nuh Aleyhisselam'da oldan haydaşlıkça takilif kıldı. Yani dünyada hem mevzunu başkadan üstün götürdü. Şimdi yemez mi? Hamamız içimizde şartan bağ mı? Ben senden boyum uzun değil mi sen kendime? Ben senden pulum kötü değil mi? Ben senden küçülüyüm ben senden çıralıyım ben değil mi? Elbette karşı mertemiz buna başkaladan özümüzün aklımız üstündür bilemez. Lakin insanda azizliği bu dünya matası bilen, kalitedir şekil bilen bilgilen miydi? Allah Teala ne dedi Kur'an'da? İnne akramakum indallahi atkakum. Allah'ta huzurda silahı hürmeti balakrağıyla bu Allah'tan köpürak korkan takva dağlarıyla dedi. Bu dünyada hemen özge derken bahası balak. Hiç kim özge takva habiymiydi. Elbette o yakışı başkalardan. Dedi o nakta Allah Teala bildirsin eken. İnsanda narkı münadır adresini yaptı. Bizden şu ölçü işleri mi? Biz özümüzden kini pulu kamer adamı görsek, mevsim yara görüşemiz. Bizden de yara kini peyi adamı görsek, ona da kurmaktan cevap koymayımız. Koyun ki anışı taşlı kömüşe karattırır, biz boha veremiz insanlara gel. Bu anışı yüzdeki boha verişlik. Allah sağlasın. Hala kime, nakı neç pulu gine, Allah subahana havata ala dağıl diye bağırken de, sorazıya koyken de ölçen harika. Onun gece hem özgü boha verir herhalde. Kesinlikle Allah bu dikkat ederken, mahluk özgü boha verir herhalde. Ne oldu ahire? Kimidi o? Şeytan mıdır? Ana hayrun minhu. Ben ondan yakışmaya doldurmak oldu. Seni ondan yakışılığını Allah'a etsin. Biz için bizi azizliğimizi, bizi azizmezliğimizi Allah dağladığı ülke olarak satırıp bilemiz ekimizimiz. Ben öbillah. فَقَالَ الْمَلَوُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِثْلُنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَاكَ اِلَّا الَّذ۪ينَ هُمْ عَرَاضِينَ بَادِيَ الرَّيْهِ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلْ بَلْ نَظُرُّكُمْ كَذِب۪ينَ. Ana şu özünün kavmını malaları. Mala da yani bu bızıtır görüyen de özünün kavmını ketekanları da yani. Özünün kavmını şu nokta kavmından bugün malalar kavmını bugün malalar. Ayçit ki sıvarda bizim üstümüzden hiç kanı kadar aşçı cahiler yorulgini körü yapmaz. Enuh sen bizge hoşgen bitti adamsan. Ve senge ergeçgenler hem içimizdeki en pas razil bugün. Hiç kanı kadar avasiye gibi olmayan kişiler eken. Yani belki yorgancıdır bir mantılamız bizde işte. Nuh Aleyhisselam'a cevap verdi. E kavm, eğer Allah da Allah menge özünü hüccatı bilen, risalatı bilen, menge peygamberlik degen nimetini bilgen bulsa, ve sizlerce bu nasıl körsatılmagen bulsa, ve men sizlerce haklamayken imanı mecbur kılalıyım mı? Bu degenin hidayet Allah'ı koru derken. Bu peygamber mümkün mücüde körsetken diyem Allah vermezse hiç kim iman getiremezseken. Ve mesela 950 yıl koşulsuz peygamber olarak bir de kelimeni ayta mıydı mı? Kelime açın hususu da. Abu Lahab'ya bana ayet nasip oldu. Estağfirullah tabbet yada abi lahabin ve tabdı. Ha? Abu Lahab'ı korusun, kurusun ve surafı geçer. Bana Muhammed'de yalan çıkılışlıkta bizge imkan buldu dedi kafir, Mekke müşriyeleri. Abdullah Hakk'a gelip açtı ki sen hiç katan iman getirmişsen eken. Ki Muhammed'de yalan çıkılamış. Ana şu ayetteki kelimesini kaydarıp koy, Muhammed'de yalan çıkılamış dedi.
Herkem urunmaktan, ana şey ki, la ilahe illallah deyken kelime kim adı sınırken? Onu kim beradı? Biz ki asanlı nasilimizden çıkarıp olayken kim? Biz de meşrik koydu bu kelime ne düşün? Allah sallahu bizi hadiye kıldı. Biz Muhammed Aleyhisselam'ı ümmet kılıyorlar, kabir geçmemiz gerekir mesela. Ey kavm, men sizlerden bu kul etken işim için acır soramayım ben. Menin işimi acırı Rabbil Alemin'in zimmesidir. Ve menge iman getirgen kişilerde özünden narkalı haydamayım ben. Elbette onlar tarlar bir yolu yolu koşudur. Velakin men sizlerde cahil kavm etken ne gidip görüyorum ben. Ey kavm, eğer men onlar da özünden narkısam, Allah'tan bir musibet kese kim menle bu narsadan saklap kalırlar? Akıl, esletme olmayısılar mı? Ve ben aydınıyım ben dedim Aleyhisselam. Benim kolumda Osmanlı yerde hazineler, Allah'ta hazineleri var. Ve gayreti bilemedim aydınıyım ben. Ben farıştakım yemez mi? Ve sizler, paske olup tokatmayken insanlardı. Ben özümden narkı diyken kişilerdi. Allah sağlık özüm yaşını giden mahrum kıladı. Ayda olmayayım ben. Şu hıvardan ki, kavm aydı ki, kalu ya Nuh kal cedeltene fakistarda cidelene. Ey Nuh, de köpürtür var diyeyim, talaşıp tartışlayayım. Fatina bima ta'iduna in kuntum minas sadiq. Agar rost payg'ambar bo'lsang, rost bizga bir azob kelishidan bizni qo'rqitayotgan bo'lsang, keltir shu baloyni. Allohsa payg'ambarga ochiq nima bo'ldi bu? Chaqiroq bo'ldi bu. Qala innama ya'tikum bihillahi insha va ma antum bimu'jizin. Alloh xohlasa yuboradi bu baloni va sizlar bunasini to'xtatib qola olmaysizlar. Mana shu xivordan keyin İman getirirkenler de sonu tohtap kaldı. Yani şu 10'da deyilip diyor ki, 80'da deyilip de biraz da adam iman getirmeye koydu. Bir ötken avlat, keyni gelirken avladı, burun yüzünden fucurda, tüsükte katta olarak olurdu. Burun yüzünden rahat olarak gel olurdu. Şimdi Allah subhanahu ve ta'ala tabandan Nuh aleyhisselam'a tohtayın degen bir yoruk geldi. Zayıflığından, küçük yerine koyanından, çizemeye koyanından davatı tohtatıp koyanıyor Nuh Aleyhisselam. Belki Allah da Allah tamamen vahiy bile tohtatıldı. Estağfirullah. Ve uhiye ila Nuhin ennehu len yu'mine min kavmike illa men kad amen felâ tebteiz bima kânu yef'alûn. Hud suresi. Ve Nuh'ke vahiy kılındı. Elbette sizi kavminizden, bugün geçin iman keltirgenlerden başka hiç kim iman keltirmeydi ve ulat kılıyken işten nuhamin bu miydi. Allah'a hamdü sana olsun. Ana şu ayet düşükken vakitte kafirle yaşayan adam hak koymadı bizi Allah. Çünkü o şu devir geçen iman keltirip koyan iman keltirdi. Koyanın Allah da Allah pişti diye yaptı. Hiç kim iman keltirmeydi. Davatı tohtat orayın dedi Allah da Allah. 950 yıl davatını 10 dolar iman keltir yaptı. Gözümüzü katta açıyorduk. Bizi Allah katta nasanı veriyor. Nuh Aleyhisselam davatı tohtattı. Kavmaya dua edildi. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقال مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. Onlardan ilgari Nuh kavmi bizi bandamızı yalancıya çıkardı. Raçtaki mecnun değişti. Şimdi Nuh Aleyhisselam duayı bakıldı. Parvardigara elbette ben mağlup oldum. Özü yıllardan beri. Her bitti peygamberge icabat buluşu anık boyun bittiden dua verilgene. Nuh Aleyhisselam ana şu duasını bana şu cahide kıldı. Ve mağlup oldum, özün yardım verdi. Yani yeryüzü de Müslüman bulmayan burada adamda tırık alışı mümkünmez. Çünkü Allah da orada vadesi bol yaptı bir yerde. Nuh Aleyhisselam ana şu Nuh surası da Allah da orada getirdi, cahiladı. Nuh aitti. Parvardigora albatta ular menga osiy bo'lishdi va ularni mol dunyo bolachasini ziyoda qilib millionga itoat qilishdi va makr qilishdi va ana shu olihalaringizda ularni suva, yag'uz, yag'uq va nasrlarni qo'ymaylar deyishdi va juda ko'p kishilarni adashtirishdi. Ana shu qilgan xatolar tufayli cho'rtirildilar va jahannamga ravona bo'ldilar. Qala nuh robbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Allah Teala gene daha kaldı. Parvatgör yeryüzünde kafirlerden bir atasını koymayın. Tamam, yani hiç kim iman getirmeydi? Nuh Aleyhisselam ne kadar akıl yaptı? Hani şu iman getirirken az güne taifaneye vuran adet filişmesliği için Allah Teala oradan vurardı, halal kılıçlığını sorardı. Allah Teala
Mana şu duasından ki Nuh Aleyhisselam'a kime kuruşluydu buyurdu. Ve vahayna ileyke en isna'il fulke bi ayunina ve vahyina. Biz Nuh'a vahiy kıldık. Fulk yasin, fulk bana şu katta kime bizi vahiyimiz bilen, bizi kürsetmemiz bilen. Akele Nuh Aleyhisselam birader koyanmaz akele. Bu kadın kemanı kurvardı. Allah da Allah diyordu, ben özünü oraya tıkıramam sizi yakana alıp kemanı kuruşunu dedi. Cebrail Aleyhisselam çelip, bu yerini mende ararın, bu yerini mende mıhlayın, bu yerini mende randilayın da Cebrail Aleyhisselam gelip oraya tıkırdı. Kemanın uzunluğu 1 kilometreden uzun aldığıyla da keller ruvayetlerde. Hazır hükümde 1 kilometrede kemanı fakat temirden kuruşu mümkün. Hatta hazır hükümde geçtiğinde kadar teknoloji ruvayetlerden davetim, yavaştan 1 kilometre kemanı bilmem indi. Yasaş mümkünlükken. Lekin o şu davrada durabgarlığından haberi bulmayan Nuh Aleyhisselam 1 kilometrelik kemanı yasadı yavaştan. Sebep Allah Ta'ala özü örgü süpürüptü. Demek Allah Ta'ala örgü etse bilmek adına bunu için olarak. Revazlarına göre Nuh Aleyhisselam kemanı 100 yılda kurup tükendi. Tağda ağzında yaşayanlık için darak gör bulmayan. Darak da etkenken dünyanın üstü için darak bir şey getirirken kesin atkarı koşu işlete uğurken. 100 yılda kurdu kemanı. Hani kime kuruş 100 yıl vakit yaptı. Biz özü 50-60 yıl ömrümüzde dünya Allah'a bakı oramandık, tıpırçılı yaptık. Bu devalımızda rengini zaman yakara, mol yakara, yili iki metreden boya yaptık. Kemanı tağdık götürdü. Nuh Aleyhisselam. Bismillah, vakna el fulke bi a'yunina ve vahyina ve la tuhatibna fillezine zalamu innehum murahun. Bizni vahiyimiz bilen, bizi kürsetmemiz bilen kemanı kurin ve zalim bugün kimseler hakkında beni hitap kılmayın, elbette onlar çöktürülediler dedi Allah Ta'ala. Bu kim çıktı? Yani Allah Ta'ala yaptı ey Nuh, onlar hakkında duaya mı kılmayın, onlar gibi istifaram etmeyin, tamam onlar ile halal kılmayın. Nuh Aleyhisselam'a bana ettik, davatı koydu da, elini bana başladı. Yani ömrünün bir kısmı da Allah Ta'ala bir de buyruğu oldu. Kavmiyeti davet kılayım dedi. Şu davette 950 yıl durdu. Şimdi tohtatın kime yasayın dedi. Davet şimdi tohtatın hemen gördü. Hadislerde geldi. Nuh kavmi gelip Nuh Aleyhisselam'ı mahsara kıldı. Ya Nuh sultana caran ba'den kunta nebiyye. De Nuh peygamber boyanından keyin şimdi durup durup kaldıyım. Yani seni cinliliği inşanmak dedik, endi cinliliği inşanmak. Çünkü kemanı tağdısı ki kurasan mı? Sayrı billah, وَيَسْنَعُ الْفُلْكَتْ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَعُ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُ مِنْهُ Kemanı yasarken Nuh Aleyhisselam, her sefer ana şu kavmini maraları ötken payette onu maskara kılıçtı. Nuh Aleyhisselam ayette, قَالَ اِنْ تَسْخَرُ مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ Bugün sular külüyorsunlar mı? Biz hem sular üstlerinden külümüz ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bana sahih hadislerdeki yerlerde İbn Abbas'ın ruvasının gen kemanı sıfat hakkıda. Subhanallah şu kemanı var iken hazır hükümden. Kulağımız kadar açıyor. Şu kemanı var hazır. Çünkü Firavun'da cesadı türüptü muzeyde. Ve lakad taraklina ha ayetine fahal min muddakir diyet Allah. Ben ama şu kemanı mucize kılıp, o ayet kılıp kaldırıp koydum. Fikir yutadırken var mı diyet Allah da Allah. İtibar veriyorum. Firavun çökken mahallede o bilan böyle kanca armiyası çöktü, kanca temir at yolcu arabası çöktü. Nemege haması çirip yolup geçti çünkü bin yıldı içi de. Nemege Nuhman'ı Firavun'da cesedik kaldı. Aliyam bana nezdiği kedi bebeni kedi kedi takun eliman halfa ki aya dedi Allah Allah. Bugün dedi, iman kendi de Firavun. İsleri geçti aradı. Çökerken payda Musa'da, Banu Sıra'da, Rabbisi iman kendi de Müslümanla deliyen kelimelerin ayeti oldu. Lakin Allah kabul kıldı mı? Daha da öte diyor. Bazı bir dinden bir beş günce boyun adamlar demek ömrünün ahirde la ilahe illallah diyorsa cennet yekil orayken demek şu kelime açıkken gelmesi şu ölürken de atıyorsan bulduyken mesajına kadar. Hatta ayda artırsa Allah diyorsa lakin kabul kılar mısın Allah? Firavun şu kelime açıkken iman getirdim diyen hadisler bir kere de Cebrail Aleyhisselam şu kelime açıkken de ağzı su durup durdum dedi. Firavun gibi bugün nahratından. Sebep şu kelimenin ahri geçe ayeti olmasın, ayeti olsa Allah keçir olmasın degen, nahratına su unutturdun deydi. Ayet diyem, lakin Allah kabul kıldı mı?
Orada bu kadar diyeceğim, orada ne kimin yönetti, Firavun'da cesadı muzeyde durdu. Nuh Aleyhisselam'ı kurgan kelimesi var hazır günde. Ben şimdi bir de izinimler var iken, Türkiye'nin tağıda duradı bu kelime. Hani şunu tecrübelerden şu da yüklerce bağladığı adamlar bozuk bir suçluluk öresiler. Kelimenin sıfatı. Nuh, dedi Resulullah Aleyhisselam, kelimeni boğduğu tağıda suyla yasadı. Kelime kırkenden ki, tufan sadır boğdu. Kemanın uzunluğu bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Babam Nuh zirası da çıkanak ölçü 300 zira idi. Yani Nuh aleyhisselam 60 metre 50 metre gibi adam tasarruf edildiğimizde tahminen 1 kilometreden aşırı bugün kemanın uzunluğu. Yağaç kemanın uzunluğu erkeler. Yine 50 zira. Uzunluğu 30 zira diye. Kema 3 tabakadan ibaret edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tariflettirse. Kemanın üstü kuttu top sinyali yapma boyan. Çünkü Osmanlı'dan suçluluğu var oldu. Çünkü Allah Teala örgüttü bu kemanı. Herkese prayesini kim örgüttü? Allah örgüttü. Kim ustası bakırdı mı Nuh Aleyhisselam'da? Cebrail Aleyhisselam. Her bitti tabakasını Allah'ı değişikliği var. Bu kema hazmünde mevcut. Ve lafad taraknâhe âyeten fehal min muddakir. Ana şu kemanı sileye mucize kılıp kaldırıp koydun. Kema var hazır. Fikir yürütadigan var mı da Allah soruyor. Hazır fikir maçmalı şey yokken 20. asırda oğlumla bana şu kemen tapışken. Yukarıda fikir kılınken sıfatlar geçiyor. Peygamberimizi hak peygamberi görün ki peygamberimiz erken de sıfatlar verirken şu kemen. Tufan saldır bu. Allah da Allah tufan başlanışından Allah Nuh Aleyhisselam'da bir alamet kösatçılı yine etti. Yani Nuh ana şu alamatı körgen payetizde barca mumunlardı ve hayvanlardan, yeryüzü yaşadığı hayvanlardan bir cüp bir cüftünü kime yap çıkayım da büyürdü. Alama şu dedi ki, tam nurdan su çıkış gerekir. Tam nurda yani bazı ulamalar bu yerde atılıp çıkardığı yani suda nazar tutuyor neken. Lakin rivayette racih rağı bu, ana şu biz ne yapalıyken yani, tandır. Tandır otta cahı, öyle de su bu muydu? Lakin Allah da Allah alama kılıp tandırdan su çıkmaladı dedi. Kemanı yüzü koyken, ana şu alamatı kütüp günlerde bir rızık aleyhisselam ana şu tandırıya doğru karasa, tandırıda su fayda olup koyken bu arada. Ben de üç fark geçe iman getirmek yanında halıya olay olsun. Çünkü ana şu ahirge lahzaları, ahirge sağlıkları hayatı yaşıyorken. Hatta ıza ca'a emruna ve târet tanûru kum nehmil fîhâ min kulli zavcayn ithneyn ve ahlek illa men sabak aleyhi kavul ve men âmen ve mâ âmene mâhu illa qalîl. Kaçanı ki bizi büyürüğümüz kegen payette ve tam nurdan su çıkan payette ettik. Her bitti hayvandan bürcü bürcüften alın, ailenizini alın ve iman kesirgenlerde alın. Bu kişi iman kesirgenlerde sonra cüda asçılığı getirdiydi. Evet yapız, 10 kişi değillerken, en köp rivayet 80 kişi değillerken. 80 kişi bu gendoya ne kadar? 100 yılı 10 adam iman kildirken de neşe adam boş gerekiydi. Lakin Allah yakış görgen bandaları yiyerken iman. Nuh Aleyhisselam, ana şu alamatı görgen de, mumunlarını yıktı da kemeye abardı. Şimdi ne mumun akıl etti bir adam? Hayvanlar yıkılıp geliş gerek. Hayadan hayvan ıslah verdi bir cüm bir cüm. Alamat yapı aldı. Kemen aldı ki mumrabi yıkı bergende Subhanallah. Yeryüzü de mevcut bölgen hayvanlardan hamastan bir cüm bir cümden türerdi. Görüyor ki Nuh Aleyhisselam çıkışlıkta ruhsat sura yendik. Yani şu ki yolbaşta aldı türerdi. Ve şu tarafta aldı türkü türerdi iken birbiri yetişmezdi. Bunları kim canladı? Allah canladı. Nuh Aleyhisselam hayvanları da cahalaştırdı ve adamları da cahalaştırdı. Şunda Allah da Allah tamamından buyruk geldi. فَفَتَحْنَا عَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْحَمِرٍ Osman'dan yağmur yağdı dedi demeye yaptı Allah. Osman eşiğlerini açıvar dedi. Bu tamçılar yağmadı. Eşiği de açıvar yanında su kanakı düşerdi içeriye. Bana şimdi surete su düştü. وَفَجَّرْنَا الْعَرْضَ عُيُونَا فَالْتَقَ الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ Ve yerde bulaklardan patlak bildiydi. Yerden atılıp çıktı bulaklar. Sonra pülpüller çıkmadı, atılıp çıktı. Ve Osman'dan düşken su, yerden çıkan su Allah takdir kıyken cadı küreşti.
وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ بِحَقِيقَةِ نُوحٍ بِزْگِ دُعَا قُلْدُ مَنَا قَدَر چِرَالِ إِجَابَت بُلْدُ بِز اُنُ وَ اَيْلَتِنَا بُيُك بِر عَزَابْتَن مَشَقَّتَن سَخْلَاب قَالْدِك وَ نُوحُنُ زُرِيَّاتِنِ دَوَامِي يَشَادِگَانْلَرْدَن قِلْدِك كَيْمَدِ چِقْقَانْلَرْدِ فَقَط نُوح عَلَيْهِسَّلَامْدِ اُوغُلْلَارِ كُپَيِشْگَان اَكَن Koyanlarda Allah Teala 80'de de dediğim bu sek, 80'de Nuh Aleyhisselam'da babadan koyanları bir altası tuğup köpeğine yeneken. Üçüncü adam Aleyhisselam'dan çeyengi ikinci adam kim değil adı? Nuh Aleyhisselam dedi. İkinci adam değil adı. Allah Teala bana suud-i sıfatla vaydadı Kur'an'da, başka ayetlerde inna lemma tagalna ve hamallakum fil cariye. Elbette su haddiden hoşken payıttı, sıladan aşı cari kiyemede köterdik. Lineceala halakum tazkiraten ve ta'iyyaha uzunu ve a'iyya. Su hadden taşkarı ziyade buldu. Bana ruvayda bekir adı, yer üstteki en baran tağ çokkısından 15 metre köterilgen. Yani şu 6600 metre midir? Öşünden 15 metre köterildi. Yani bu, ben şunu söyleyeyim, bu arada yeryüzüde yer canavarlardan bir altası tarih koyanmaz. Tafsirlerde geldi, yani şu su hatta başı ziyadara çıkayan payıttı, adamlar toka kara kaçadı. Toka kara kaçken de su kötelik geldi orada. Ayarlar evzini bağlarını kolda kötelik geldi, ben şimdi yakalım. Su boğaz ikiyen de, yani şu kötelik duruyan borasını ayarın takılıp çıkışken eken. Can saklaştığı için. Lekin فَلَا تُقَاتِبْنِ فِي اللَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ دَلَى اللّٰهُ Zalim olan kimseler hakkında hitap kılmayın ya bunlar Hamas çöküp yeter böyle. Ama şu yaş görgen balasını ayağın tarafı koyup çıkan eken ki şayet tutu o tapkası ama şu tümçukun su üstü kapkası diyen. Ümit duran. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي الْمَوْجِ كَالْجِبَالِ Hud Suresi Allah dedi, bu kelime tağdik mavc, tağdik tolkunlarda ortasında süzü görürüz dedi. Suda ettik bana, kelimenin üstünde yok olu yine. Hakkaca su basın köy müydü yankılı göster gene de. فَاِذَا اَسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَا مَعَكَ فِي عَلَى الْفُلْكِ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي نَجَّانَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Ey Nuh siz ve siz bilen buraya boyayan kişiler, kemege çıkan ileride aydiler, bizlerini zalim boyayan kavimle kutkarken Allah ki hamdü sana olsun. Yani kim sakladı bunlardı bu kavimle? Allah sakladı. Özler içine sakılamazdı. Demin mu'minler özünü pulüge, özünü kuvveti yemez. Rabbisi gibi boyayan tavakkülüge, Rabbisi gibi boyayan imanı gösteriş gerek. Çünkü bundan aşırı mu'minli kuralı bulmuş. İman var adı Müslüman asası, kuvveti. وَقُلْ رَبِّ اَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا اَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ مَنْ مَشْهُرْ دُوَا Ve ayetin ey Nuh, parvadigara, elbette bizlerinin mübarek olan manzilini düşürken, elbette senin şükürçülerden iyi yaksın. Allah da Allah Nuh Aleyhisselam'da ailesini sakalat kalıştıydı Nuh Aleyhisselam'a vaada vergenin. Ben ettik Nuh Aleyhisselam'ın ailesini Allah sakalaştığını vaada vergenin. Lekin ama şu oğullardan bir tanesi kafir oğlu vardı, kime geçtiğine geldi. Şunda Nuh Aleyhisselam oğluna ne dâhil edildi? وَنَادَى نُوحُ بُنَهُ وَكَانَ فِي مَعْضَنِ يَا بُنَيَّ اِرْكَبْ مَعْنَا وَلَا تَكُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ Ey Nuh, biz buna kime geçtiğin, kafirlerden biri bulmayın dedi. Ola sayıttı, قَالَ سَعَوِي اِلَى جَبَنِ يَاسِمُنُ مِنَ الْمَعْرِ Takka çıkıp olamam dedi. Sudan beni saklap olamam dedi. Allah'ı balas giyen bosa, bizde her kança tanışımız bulsun, her kança pulumuz bulsun, her kança kuvvetimiz bulsun, bunu aldı da hiç nersemez. Allah tamamen dala kese, rüyaklarda İbrahim Aleyhisselam zamanında yaşayan Namurut döken paşa aldı, bunu bir de paşa kirip getirken eken. Şu öldürken eken onu. Yani özünü zamanında mutlak paşası kötü boyun eken. Namurut, Zulkarneyn, Firavun ve Buhtun Nasr'dırken adam boyun eken tarif, şütürtü adam, özünü zamanında yaşayan adamlar da mutlak özünü kolası gibilersin eken, mutlak aşağı boyun. Şundan bir tanesi Namurut'tu, Osman Genel Zatken değil adı, İbrahim'le Rabbisini öldüremem dedi. Şunu kadar davada boyun, ilahlıydı davada boyun, aşağıda burnu gibi de taşa çivinkini öldürüp koydu. Yani herkese, bizi yiyken aşımızı bir damla gürücü, biz için dava buluşu mümkün.
Eki bir problem içerken, canımızı rahat bağışlayırken çayımız, bizge zahar buluşu mümkün. Meneşe düşünün, tosip olsa pişti ola. Çünkü insan özünü, kimliğini tanısa, Rabbisini tanıydı. Çünkü bir aciz, zayıf, matavan bandalarınız. Allah sallallahu bizge bir düşünün ki, özünün kalamını. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم نوح عليه السلام айтты Аллахты баласыдан Аллах сақлаган адамдардан ташқары hiç кайсы сақлана алмайды деді. Шуны кепешіп тұрғанда ва хала байнахума мауджу байнахума мауч факана мина нур. Шуны катта бір толқын келді де юып кетті. Аллах Таала Нух عليه السلامға фарзандларын, айласын сақлап қалуы үшін қаған еді. Шунда іссо қылды. Sorada Rabbisi'den. وَنَادَ نُوْهُ رَبَّ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ اِبْنِي مِنْ اَحْلِي وَاِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ وَاَنْ بَحْكَمُ الْحَكِمِينَ Parvazgara, oğlum benim ailemde miydi? Bu benim oğlum idi. Sen ailemini saklayıp edemen degen edin. Senin vaadin hakkıdır. Hikmet egesi özüysen dedi. Yani nereye çöküp gitti de ne yaptı? İtibar neydi? Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın bana şu oğlunu kengi yaşayan insanlar gibi ibret kıldı. İnnehu amalun gayri salih. O salih amelmez dedi. Yani salih amelde kılmadı, günah amelde kılmadı ne yaptı? O babanın özü salih amelmez dedi. Yani insan ibadet kılmadı, Allah Teala gittir milyon olsa o salih amel kılmadı mı? O şu adam salih amel buluyor kalır. وَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Sizde ilim bulmayana sakın minden sonra neydi? اِنِّي عَيْدُكَ اَنْ تَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ Cahillerden borçluyken özümden bana sorayım ben dedi. Nuh şu yolunda oğul hakkında sorardı, tavba kıldı. Lekir başka hiç kaçan olsaydı olmadı. Demek, ata bulan balın ortasındaki alakalı üzüldü. Eğer etikad ortasında, etikad olabiliyormuş ortada fark. Bu balası kafirinde tarlayan olsa, atası Müslüman buladığı olsa bu alaka üzülürdü. Şimdi mühür, millet ilerleyesi bulduruyor. La ilahe illallah diyen kelime etken olsa ata buradan göre, kafir ata buradan göre yakır ata buradan. Hacge varken bana babamız buna sahnesi kürgensinler. Yan başta kapkara ne gelir? Matemada bir Avrupalı, madde bir Türk, mühür adam lekin la ilahe illallah diyenlik için uzun kalbizde yakın durardı. Dinlemez mi? Demek akide alakası kondaşlık alakasından üstün duradı. Eğer kondaşlık alakası böyle uyardı, böyle uyardı tanıyordu. Dünya su aslı kaldı. Hayvanlar, adamlar, bahçe kalak oldu. Fakat su hayvanları getirip kaldı.